Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben! Ve tabii ki de neredeyiz? Nigri mutfağındayız. İntrom gelsin. Çekerken en zorlandığım videolardan biri Nigri'nin mutfağı bu arada. Bayağıdır da Nigri'nin mutfağı çekmiyordum. Karıştırdım, söyle şarkısını söyleyeceğim. Ya. Çırpıcıyı bulamıyorum. Nasıl şarkımı söyleyemeden başlayamayız? Of, bir dakika hemen bulup geleceğim. Çektim çektim karıştırdım. Kendimi onlara yarıştırdım. Kimse kimseye benzemez. Kendimi kekle yatıştırdım. Oturdum ellerimle. Burada sürekli detonör oluyorum. Elmalı kurabiye yaptım. Daha doğrusu yine yapacağım. Bugünkü videoda arkadaşlar ne yapacağız? Beni Instagram'dan takip edenlerin bildiği, tam bir bağımlısı olduğum elmalı kurabiye yapacağım. Ben de elmalı kurabiyeyi hiç ama hiç sevmezdim. Sonra karantina başladığında bir gün canım çekti. Sonrasında aşırı derecede taktım. Zaten ben bir şeyi sevdim ve takarım ve sürekli onu yemek isterim. Tam olarak öyle oldu. Ve artık gerçekten prof olduğumu düşünüyorum bu konuda. Göz kararı bile yapabiliyorum yani malzemelerini. Umarım bugün de güzel olur. Çünkü ne zaman güzel yaptığım bir şey videoya çeksem mahvediyorum. Elmalı kurabiye eşittir benim için serotonin. Yani canım sıkkınken, bir şey kafaya takmışken falan filan her zaman elmalı kurabiye yapıp hem yaparken hem yerken çok mutlu oluyorum. Özellikle kahvaltıdan sonra çay ve elmalı kurabiye ikilisi. Yarınki kahvaltıda yaşayacağım bunu büyük ihtimalle. Mutlu et kendini. Sloganımız mutlu et kendini. Aslında bu hep sloganım değil ya. Şu an bir sloganı çaldım resmen. Çok terliyorum. Giymeyi unuttum. Hemen bir şey giyip geliyorum. Bir dakika bekleyin. Bir dakika. Tada! Bakın. Artık bir mutfak önlüğüm de olduğuna göre Nigri'nin mutfağı diye yeni bir kanal varsın. Elmalı kurabiye yapmaya başlayalım. Evet, şimdi ilk önce tabii ki de ilk malzememiz ne? Dırnıt dırın. Elma. Şaşırdınız mı? Hayır, şaşırmadınız. Çünkü ben de şaşırmadım. Elmalı kurabiyenin içi için işte 3 büyük elma gerekiyor. Ben işte 2 tane büyük elmam var, 2 tane de minik elmam var. Onları yapacağım. 3 elma gibi sayılabilir. Ama çok elmalı seviyorsanız eğer 4 elmayla da yapabilirsiniz. Önce elmaları soyuyoruz tabii ki de. Ondan sonra elmaların hepsini rendeleyeceğim. Sonra bir tencereye alacağız. Yaptığınız elma sayısı kadar kaşık şeker koyuyorsunuz. Sonra onu ocakta iyice kavuruyorsunuz. Elmalar tamamen suyunu salana kadar, elmalar o suyunu geri emene kadar kavurmaya devam ediyorsunuz. Elmalar suyunu geri emdiğinde de üstüne bir çay kaşığı tarçın koyacağız ve içimiz hazır olmuş olacak. O zaman şimdi hemen elmaları soymaya başlayayım. Öncelikle tabii ki de elmalarımızı yıkıyoruz. Hemen şu an. En zor kısımlarından birisi. Elmaları rendelemek en zor kısımlarından biri. Diğer en zor kısmı da hamurunu yapmak. Çünkü tek tek, ya da hamurunu yapmak değil de hamurunu böyle açtıktan sonra sarma kısmı da bayağı zaman alıyor. Çünkü tek tek tüm kurabiyeleri sardığımız için elmaları soyuyoruz. Bunu soymam bir 500 saat falan alacak. Tabii bunun hepsini siz videoda izlemeyeceksiniz. Bakın incecik soyuyoruz kabuklarını. Çünkü anneannem kalın soyduğumu görürse çok kızar bana. Aa, pek de marifetliyim. Niye ilgili mutfağa videosu atmadığımı çok sorun oluyordu. Bir de elmalı kurabiye yapıp video çekmemi isteyen de çok kişi vardı. Ama Nigri'nin mutfağı videoları böyle sandığınız kadar kolay editlediğim videolar değil. Çünkü çok fazla yer değiştirdiğim için, şekil değiştirdiğim için, yani vlog editlemek gibi bir şey yani. Böyle sürekli oturup konuştuğunuz videoları editlemek çok daha kolay bu tarz videoları editlemekten. O yüzden ben de, ay elmam düşüyordu, Nigri'nin mutfağı videosunu çekemedim. Yani az izlendiği için değil bu arada. Videoların izlenmesini çok, kaç izlendiğini çok da takmıyorum. Çünkü YouTube benim işim değil. Benim işim tabii ki de ama mesleğim YouTuber'lık değil tabii ki de. Ben videolar editlerinde çok uğraşıyorum. Gerçekten. Mesela videoyu editliyorum. Editlerken zaten tekrar tekrar izliyorum. Video tamamen bittiğinde baştan bir kere daha izleyip tekrar kısaltmalar yapıyorum. Ondan sonrasında videoyu YouTube'a yükledikten sonra bir kere daha videoyu izliyorum. Çoğu videomu da ezbere biliyorum. Böyle şimdi sizi hızlandırıyorum. Elmalarımın hepsini rendeledim. İçinin çok elmalı olmasını seviyorum.
seviyorum. Kurabiyenin tatlılığı ve içindeki elmanın böyle biraz ekşiliği birleşince harika oluyor. Şimdi bunu üstüne ben yaklaşık 3-4 elma koydum. 3,5 yemek kaşığı şeker koyacağım ve ocağa alacağım. O sırada da hamurunu yapmaya başlayabiliriz. O zaman şimdi hamurun malzemeleri. İlk malzememiz tabii ki de bir kap. İkinci malzememiz margarin. Üçüncü malzememiz yoğurt. Dördüncü malzememiz tabii ki de un. Beşinci malzememiz ve altıncı vanilin ve de kabartma tozu. Yedinci malzememiz sıvı yağ. Sekizinci ve son malzememiz de pudra şekeri. Önce 150 gram margarin. Ay. Bu sıcaklığındaki margarinin üstüne bir su bardağı saç geldi yüzüme. Bir su bardağı sıvı yağ döküyoruz bir de. Gerçek bir kalori bombası. Yoğurt. Yarım su bardağı yoğurt. Bu elmamızın kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Birisi dedi ki yoğurt koyma içine. Neden olduğunu bilmiyorum ama bence yoğurt bunun bu elmalı kurabiyenin kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Kıyır kıyırın ne demek olduğunu elmalı kurabiye tarifi bakarken öğrendim. Yeni öğrendiğim bir kelimeyi tabii ki de bir sürü kez kullanacağım. Bir paket vanilyayı döküyorum. Bu arada ben bunu hepsini peş peşe döküyorum. Hepsini döküp karıştırıp en son unu döküyorum sadece. Unu da azar azar döküp karıştıracağız zaten. Kabartma tozunu döküyoruz. Bir paket. Şimdi yarım su bardağı pudra şekeri dökeceğiz. Aa, galiba kıyır kıyır olmasını pudra şekeri sağlıyor. Pudra şekeri bitti. Pudra şekerim bitti ya. Bu arada malzeme listesinin içinde buğday nişastası da vardı ama ben o malzemeler dediğim kısımda bunu unutmuşum. Şu an tekrardan listeye bakınca hatırladım. Bugün ufakta kafayı yedilersiniz. Evet, son olarak un kaldı ama önce bunları bir karıştıracağım. Ondan sonra un ekleyeceğim. Bunları böyle iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz. Karıştır. Normalde o kadar alışmıştım ki yapmaya. Sürekli göz kararı yapıyordum ununu bile. Yani ununu göz kararı koyabiliyordum. O kadar artık top noktadaydım. Ama artık ununu göz kararı koyduğumda bir garip oluyor. O yüzden artık göz kararı koymuyorum. Birinci bardak unumuz. Üstüm başım mahvoldu. Yapacağım yavaş yavaş ununu koyacağım. Bu en az 5 bardak alacak. Ya, bu eldiven de bana büyük geliyor. Şimdi sırada elmalı kurabiyelerimizi yapmak var tabii ki de. Hamuru yoğururken kameramın şarjı bitti. Bu arada da boş durmamak için birazcık elmalı kurabiyeler yaptım ve bir turunu şu an fırına attım bile. Kalan kısmını yapmaya devam edeceğim ve o kısmını videoya çekeceğim. Yapmaya başlayalım. En zor kısmı bu kısmı. Kurabiyeleri hazır. Her ilgili mutfağı videomdan sonra tadım yapmadığım için Sema Nur özellikle bu senin için tadım yapıyorum şu an. Nasıl olduğuna bakıyoruz. Ve hangisini yesem acaba? Şu güzel kızarmış. Yiyoruz. Özlemişim. Kıyır kıyır bir kurabiye yapmışım. Çayla yemeye bayılıyorum. Umarım siz de elmalı kurabiye yaparsınız. Ve eğer elmalı kurabiye yaparsanız, kendinizle paylaşırsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Aşağıda yorumları yapmayı becerip becermediğinizi yazarsanız birlikte sohbet edip eğlenebiliriz. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Umarım siz de elmalı kurabiyeyi benim kadar seviyorsunuzdur. Videomdan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Yanına da çay yapacağım birazdan bu arada. Neyse. Görüşürüz.